dönemde pozitif çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Evet Sayın Eris'in bir yandan tabii ki Türkiye dünyanın da gözdesi olmaya devam ediyor. Buradaki yapılan çalışmalarla birlikte aslında sizler mutlaka otelcilerle iletişim halindesiniz. Ne gibi çalışmalar, hazırlıklar var? Hangi konu başlıkları ön planda? Elbette sağlık anlamında alınan artık rutinimizde olmazsa olmazlarımız var. Onların dışında ne gibi örnekleri var? Yani şimdi açıkçası şunu söylemek lazım. Pandemi süreci sonunda biraz önce de konuştuğumuz güvenli turizm birinci sıraya oturacak. Biz bunun için hazırız. Şu anda bizim aslında beklentilerimiz içinde henüz biliyorsunuz maalesef çok da turistik hareketler uluslararası düzeyde başlamış durumda değil. Maalesef uçaklar ya da ülkeler birbirlerine henüz sınırları açmış değil. Ama açacağı günü heyecanla bekliyoruz. Açıldığında da en azından pazarlama anlamında, marketing anlamında biraz daha öne çıkmak için biz aşı konusunu devamlı gündeme getiriyoruz biliyorsunuz. Eğer turizm sektöründe çalışanlar öncelikli olarak aşılanabilirse Yunanistan, Bulgaristan, İtalya gibi biz de bunu bir pazarlama aracı olarak kullanıp dünyaya duyurabilme niyetindeyiz. İlerleyen dönemlerde şu anda görüyoruz bütün arama motorlarında tabii ki Türkiye üst sıralarda yer alıyor. Ama önemli olan hem aşının sonuçlarının gözükmesi hem de sınırların açılması. Ondan sonrasında ciddi bir hareketlilik olacak diye bekliyoruz. Ama Peki. bugün için ne olacağını tam da kestiremiyoruz açıkçası. Şu an için böyle bir tablo var. Öncelikli olarak talebiniz turizm çalışanlarının aşılanması noktası. Peki bunun beraberinde şimdi yeni sezon için beklentimiz nedir turist anlamında? Ya şimdi şöyle, çok açıkçası bizim sektörümüz çok belirsiz bir durumda. Malumunuz her platformda konuşuluyor. Pandeminin en büyük getirilerinden bir tanesi aslına bakarsanız turizm sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemi. Yani bunu çok net olarak ortaya çıkarmış durumda sonuçlar. Şu an için bahsedilen bazı doluluklar var ama genel olarak otellerimizin birçoğu mecburi molada oldukları için açık olan çok ufak bir kısmı ile ilgili doluluklar verebiliyoruz şu anda. Ama biz hareket olarak Nisan itibariyle belki çok yavaş yavaş da olsa tatil beldelerinde bir hareketlenme bekliyoruz. Şehir otelleri için bu durum maalesef biraz daha zor. Çünkü şehir otellerinde kaybolan bir takım işlerimiz var. İşte toplantı, seminer, kongre, kruz işlerimiz var. Bunların geri dönmesi biraz daha uzun zaman alacaktır. Biz sanıyorum şehirlerde özellikle İstanbul, Kapadokya, Konya, Trabzon, bütün şehirlerimizde hareketliliği en yakın yavaş yavaş Eylül, Ekim gibi göreceğiz. Belki de yıl sonuna kadar bir sakinlik söz konusu olacak şehirlerde. Peki Mübarra Hanım, çeşitlendirmeye geleceğim ama şunu da merak ediyorum. Şimdi geçen seneye bakalım, geçen yaza bakalım. İç tarafta yani iç turizme baktığımızda bir yoğunluk yaşanmıştı. Şimdi ise kademeli normalleşmeyle birlikte geçtiğimiz haftadan bu yana hafta sonları uygulamaları da başladı. Bu yazdan ne bekliyoruz iç turizm açısından? Yine aynı yoğunluk yaşanır mı? Elbette buna ilişkin de otellerde bir hazırlık içerisinde ama siz ne bekliyorsunuz? Ya açıkçası özellikle biraz önce bahsettiğim gibi tatil beldelerinde, resortlarımızda hareketlilik olacaktır. Geçen sene bile biliyorsunuz ikinci yarıda özellikle yerli misafirlerimiz için bayağı bir doluluklar gözlendi resortlarımızda ve bir takım işte Rusya gibi, Almanya gibi destinasyonların açılmasıyla da daha dolu ve yoğun geçecektir. Biz resort kısmında geçen senenin bir tık üstünde olmasını ümit ediyoruz. Ama bütün bu söylediklerim tabii bugün için geçerli. Çünkü pandemi sürecinde her gün birçok farklı bilgi geliyor ve her gün her aldığınız kararı değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Görüntü o ki özellikle yerli misafirlerimiz bu sene yine Türkiye'de tatil yapmayı tercih edeceklerdir ve resortlarda can suyu olacaktır.
Peki şimdi az önce çeşitlendirmeden bahsettiniz. O taraftaki hareketlilik ne yönde olacak? Baktığımızda Türkiye'nin aslında çeşitlendirme anlamında zenginliği de çok önde. Kültür turizmi, kongre turizmi, sağlık turizmi gibi alanlarla ön plandaydı geçtiğimiz sezonlarda da. Bu senede pandemi elbette var ama bu anlamda ne gibi çalışmalar var? Beklentimiz ne yönde bunlara ilişkin? Aslında Türkiye her türlü turizm türüne açık bir ülke. Biraz önce Sayın Nevşehir Belediye Başkanı ile birlikteydik. Kayaşehir'i konuştuk. Onun detaylarını inceledik. Yepyeni bir Kapadokya'da balon dışında, peribacaları dışında yepyeni bir destinasyon tarih izlemek isteyenler için açılmış oldu. Baktığınızda özellikle İstanbul, Kuşadası, İzmir, Kruj turizmi için çok önemli destinasyonlar. Sağlık turizmi bu dönemde pandemiyle birlikte hakikaten Türkiye bu işi çok ciddiye aldı ve özellikle sayıları gün gün artmış olan hastanelerimizle dünyada konuşulur hale geldik. Bunların hepsi pozitif katkı sağlayacaktır. Onun dışında yeni çalışılan ki Turizm Geliştirme Ajansı çalışıyor biliyorsunuz. Bisiklet yolları çıkartılıyor. Yeni bambaşka türler Türkiye'de açılmaya çalışılıyor. Biz aslında bu yıldan sonra çok çok umutluyuz. Turizm sektörü 2021'de böyle daha sessiz geçirecek ama 2022 ile beraber bütün bunların tamamlanmasıyla ki biliyorsunuz özellikle İstanbul'da kruz limanlarımız da hazır olmuş olacak. 2022 ile beraber tekrar eski ekonomiye sağladığımız katkıyı yapmaya devam edeceğiz. Peki yatırımlar 2021 yılında ne düzeyde gerçekleşecek? Şimdi bunu aslında biraz da öne çıkan şehirler anlamında sormak isterim. İstanbul, Ege bölgesi öne çıkan yerlerden bir tanesi. Biliyoruz ki Bodrum, İzmir, Çeşme, Antalya bunların başında gelen ilk üç şehir aslında. Buna ilişkin yine aynı yatırımlar bu bölgelere devam ediyor mu sizin mutlaka buna ilişkin bilgileriniz var. Farklı bölgeler var mı? Pandemiyle birlikte öne çıkacak sürpriz yerler, şehirler göreceğiz mi? Ya aslında bize tabii çok sürpriz olmuyor ama mesela Çeşme projesi devam ediyor. Çok önemli bir proje. Bu Kayaşehir olduktan sonra Nevşehir'deki yatırımlar, turizm yatırımları artacaktır. Onun yanında işte Göbekli Tepe ile beraber o bölgede daha fazla yatırım olacaktır. Şimdi andan baktığınız zaman konaklama sektörü 2020 yılında aslında pandemi nedeniyle tarihinin en kötü dönemini geçirmiş olmasına rağmen hala yatırımlar açısından turizm sektörü cazibesini koruyor. Çünkü insanlar yaptıkları, planladıkları yatırımlara bu süreçte devam ettiler. Durdurmak çok daha maliyetli olduğu için yatırımlar şu anda devam ediyor ve biz ilerleyen dönemde özellikle 2021'den sonra zaten turizm sektöründeki yatırımların çok daha fazla artacağını kesinlikle düşünüyoruz. Rakamlarla çok boğmak istemedim sizi ama biz biliyoruz ki işte 137 otel projesi teşvik başvurusunda bulundu. Yani bu da az bir sayı değil böyle 2020 kadar kötü bir yıl için açıkçası. Pandemiye rağmen yatırımlar aslında devam ediyor dediniz. Bu noktada peki şimdi az önce çok minik de olsa teşvik dediniz ama sektöre baktığımızda hangi destekleri, teşvikleri takip ettik bu noktada? Ne dersiniz buna ilişkin? Ya şimdi biz tabii konuşurken özellikle her fırsatta önceliğimiz sağlık. Sağlıkla ilgili kapanmak gerekiyorsa kapattık, açmak gerekiyorsa açtık. Fakat ikinci önceliğimizin de işletmelerimizi ayakta tutabilmek ve dolayısıyla sektörde çalışan yetişmiş insan kaynağımızı koruyabilmek istedik. Bu konuyla ilgili de hakikaten kısa çalışma ödeneği bize çok büyük destek verdi. Buradan özellikle Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza, Çalışma Bakanımıza ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Kısa çalışma ödeneğinin devam ediyor olması bizim yetişmiş
eleman, kalifiye elemanlarımızı işletmelerimizde tutabilmemizi sağladı. Şimdi bizim en büyük dileğimiz, biliyorsunuz 17 Mayıs'a kadar nakdi ücret desteği devam ediyor ve aynı zamanda işten çıkartma yasağı da devam ediyor. Ama henüz KÇE ile ilgili pozitif, müjdeli bir haberimiz olmadı. Biz özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Turizm sektörü için bir ayrıcalık yaratılmalı ve kısa çalışma ödeneği belki de ikişer aylık sürelerle yıl sonuna kadar uzatılabilmeli. Zaten turizmde hareketliliğin başlaması için benim buradan rakamlar vermeme hiç gerek kalmayacak. Sınırlar açıldığında eğer uçaklar dolarsa biz KÇÖ'nün devam etmesini zaten istemeye ihtiyaç duymayacağız. Çünkü bütün çalışan personelimizi geri çağıracağız. Dolayısıyla öncelikle personelimizi koruyabilmek için kısa çalışma ödeneğinin devamını aslında çok çok istiyoruz. Onun dışında biliyorsunuz geçmişte bu dönemde bir takım KDV indirimleri ve vergisel destekler almıştık. Bunları eğer 2021 sonuna kadar uzatabilirsek en azından konaklama sektörünü biraz da olsa rahatlatacaktır. Bir de tabii ki banka kredilerinin yapılandırılabilmesi ve KGF'nin devam edebilmesi var. Bunlar da özellikle konaklama sektöründe şu anda da banka kredisi kullanıp yatırım yapmış otelciyi rahatlatması açısından belki de yeni bir takım kredi uygulamaları geliştirilebilir. Bunlar da gündeme alınırsa turizm sektörünü ve konaklama sektörünü gerçekten biraz rahatlatacaktır diye umuyoruz. Evet, bunlar istek ve talepleriniz. Peki aslında az önce sorduğum yatırım sorusuna ek bir soru daha sormak isterim. Şimdi yatırımlar pandemiye rağmen devam ediyor dediniz Sayın Eres'in. Bu noktada aslında yatırımlarda bir şekillerde değişiklik yaşandı mı? Şimdi konut tarafına bakıyoruz, daha yeşil, daha farklılaşma görebiliyoruz ama yatırım anlamında otel noktasında var mıdır bir değişiklik? Şimdi başlamış olanlar zaten geçtiğimiz dönemdeki kriterlere göre devam etti. Fakat şu anda bizim izlediğimiz, en azından Türkiye Otelciler Birliği'nin verilerine göre daha küçük çapta, daha butik otellere öncelik verildiğini görüyoruz. Muhtemelen pandeminin etkisiyle belki evet resortlarda daha kitle turizmine uygun yapılar yapılırken şehirlerde özellikle bizim kültür ve tarih anlamında gelişmiş olan şehirlerimizdeki otellerimiz biraz daha küçük yapılar ve butik oteller olmaya başladı. Çünkü özellikle kültür turizmi için seyahat eden turistlerin önümüzdeki dönemde biraz daha bu tip otellerde konaklamayı tercih edeceklerini görüyoruz. Bir kere sağlık tabii öncelikli olacağı için hijyen kuralları en tepeye kondu. Belki de yeni yatırımlarda biraz daha tek kullanımlık, daha doğaya duyarlı, sürdürülebilirliğe katkı sağlayan yapılar yapılacak diye düşünüyoruz. Bu anlamda yatırımlar da şekillenecek. Peki aslında aşı gelişmeleri de elbette sektör açısından çok çok önemli. Hem dünyada hem Türkiye'de sizler aşı gelişmelerini nasıl takip ediyorsunuz? Türkiye'de hızlı bir çalışma var bu anlamda ama turizme olan etkisi nedir Mübera Hanım? Şimdi Hande Hanım, tabii biz Türkiye'yi izliyoruz. Çok hızlı bir şekilde devam ediyor aşılama. Ama temelde tabii sadece Türkiye'nin aşılanmış olması bizim için, bizim sektörümüz için yeterli değil. Bizim misafir ağırladığımız ülkeler, işte Avrupa ülkeleri, Amerika, belki Latin Amerika, buralarda da aşıların tamamlanmış olması, karşılıklı turizm hareketinin yaratılması çok çok önemli. Dolayısıyla aşıdan tabii ki umutluyuz, pozitif bir etki yarattı. Ama hem Türkiye'de öncelikli olarak Avrupa'da ve Amerika'da bu aşılanmanın bir an önce tamamlanabilmesini umuyoruz. Biz baktığımız zaman rakamlarda Türkiye aşılama hızında üst sıralarda yer alıyor. Ama bizim turist edindiğimiz bazı ülkelerde çok yavaş devam ediyor. Bu da bizi birazcık düşündürüyor açıkçası. PCR testlerinin sonuçlarının da biraz daha öne çekilmesi de aslında bir pozitif etki olarak gözüküyor birçok anlamda ama turizme etkisi nedir? Ne dersiniz buna ilişkin?
Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabii çok güzel bir soru bu. Çünkü şu günlerde şöyle bir şikayete karşı karşıya kalıyoruz. Yurt dışında PCR testleri çok çok pahalı. 150-160 eurolar civarında yapılıyor. Biz şu anda ülkeye girişlerde PCR testi istiyoruz. Aslında bunu kademeli yapabilsek ve ülkelerin kendi durumlarına göre anons edebilsek herhalde bizim için çok daha faydalı olacak. Türkiye'de gelenlerin tamamına çok avantajlı bir fiyatla 30 euro gibi bir rakamla yabancılara PCR testi yapıyoruz. Ama seyahate çıkacak insanlar için bir anda baktığınızda maliyetler çok fazla yukarı çıkıyor. Dolayısıyla belki de PCR testi bizim tarafımızdan istenen ülkelerin yeniden değerlendirilmesini biz çok arzu ediyoruz. Çünkü bazı ülkeler artık pandemi kısmını neredeyse aşmış gibi gözüküyor. Belki o ülkelere ayrıcalık tanınabilir ve Nisan yerine işte Nisan başından itibaren PCR testi şu ülkelerden istemeyeceğiz diye anons edilebilir. Bu bize büyük bir katkı olacaktır. Peki Müberra Hanım, şimdi birazcık geçmiş döneme bakalım yabancı turizm açısından, ziyaretçiler açısından. Şimdi Avrupa turistler şimdi normalleşmeyle birlikte biraz daha hareketlenme bekliyoruz elbette. Önümüzdeki dönemler için aslında böyle bir fotoğraf çizecek olursak, resim çizecek olursak beklentiniz nedir? Çinli tarafa bakalım aslında gelip uzun kalıp biraz daha karlılık anlamında pozitif etkisi vardı turizme. Buna ilişkin umarız ki en yakın zamanda pandemiden uzaklaşırız ve normale döner. Ama beklentiniz ne olur yabancı turist açısından? Şimdi yani Handan özellikle rakamsal bir beklenti gerçekten vermek şu anda çok doğru değil. Çünkü biraz önce söylediğim gibi biz tamamen rakamlara bağlıyız. Bugün siz bize deyin ki neresini örnek verelim? İşte Almanya izin verdi Türkiye'ye seyahat konusunda. O zaman benim bugün konuştuklarım tamamıyla tersine ve çok pozitif bir hale geçebilir. Dolayısıyla şu anda sınırlar birbirine turistik anlamda kapalıyken bizim herhangi bir beklentiyi dile getirmemiz de çok doğru değil. Ne negatif ne pozitif. Sadece biz şunu biliyoruz. Pandemi süreci bittikten sonra artık insanlar o kadar sıkıldılar ki yani siz kendinizden de pay biçin. Ben kendi adıma da konuşabilirim. Çok sıkıldı insanlar ve bir an önce tatile gitmek istiyorlar. Pandemi süreci biter bitmez turizm sektörü hakikaten beklenmedik bir hızla büyük bir ivmeyle yukarı çıkacak. Ama asıl önemli olan bu dönemin bir an önce tamamlanması. Zaten geçtiğimiz dönemlerde ortalama gece kalış süreleri şehir şehir farklılık gösterse de bunları yukarı çıkartabilmek için bir takım çalışmalarımız vardı. Onlara hali hazırda devam ediyoruz. Bütün açılmalar yaşandıktan sonra hele de özellikle şunu söyleyeyim, kruvazlar yanaşmaya başladıktan sonra toplantılar, seminerler tekrar yapılmaya başladıktan sonra çok pozitif konulardan bahsediyor olacağız. Ama bu dönemde insanlar o kadar alıştılar ki örnek vereyim bir toplantı yapacaksınız. 100 kişilik bir salona ihtiyacınız vardı. 200 kişilik bir salon tuttunuz. Ama 50 tane katılımcı online katılmak istiyor şu anda. Dolayısıyla tamamen bu süreci tamamlayana kadar toplantı, seminer, kongre kısmında, etkinlik kısmında asla eski döneme dönüş olamayacak. Bu sadece Türkiye için değil. Bu bütün dünya için böyle. Biz bir sene daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor açıkçası. Peki çok kısa yanıt alacağım, uzun bir konu ama turizmde baktığımızda dijitalleşme de aslında çok önem kazandı şu süreçte. Sağlık alanında olsun, kongre turizmi, rezervasyonlar anlamında olsun, tanıtım anlamında olsun yeri oldukça önemli. Buna dair ne gibi çalışmalar var? Ya aslında bakarsanız turizm sektörü dijitalleşmeye çok daha öncesinden başlamıştı ama birdenbire çok daha hızlı kullanmaya başladık. Biz şu günlerde Türkiye Otelciler Birliği olarak online workshoplar için ve online küçük fuarlar ve tanıtım toplantıları yapmak için bir takım programlar edindik. Bunlarla çalışmalara başladık. Aslında teknolojinin getirdiği her nimetten faydalanan bir sektörüz. Ama altını bir kere daha çizmek isterim. Bizim sektörümüz
insan gücünü yerinde ihtiyaç hisseden bir sektör. Yani ben odalarımı mutlaka ve mutlaka temizlemeliyim. Housekeeping departmanında çalışan arkadaşlarımı mutlaka işe getirtmeliyim. Ya da teknik servisteki bütün arkadaşlarımı işe getirtmeliyim. Belki çok kısa satış pazarlama departmanlarında çok kısa süreliğine teknolojiler kullanarak evden çalışmaya dönülebilir. Fakat tekrar tekrar altını çizmek istediğim bir şey var. Her ne kadar dijitalleşme, teknoloji bizim sektörümüzde de kullanılsa biz insan gücü önemli bir sektörüz. İstihdama en büyük katkıyı sağlayanlardan biriyiz. %8 turizm sektörü gözüküyor SGK'nın verilerine göre istihdamı sağlayan. Dolayısıyla bunun değişeceğini hiç sanmıyorum açıkçası. Bunun da altını çizmek istedim bu soruyla beraber. Peki Berra Hanım, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Hande Hanım. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz.